Kapı TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik ve harika bir slime yapacağız. Kristal parçacıklı ve simli olacak bu slime'ımız. Nasıl olacak diye merak ediyorsanız hadi hemen malzemelerimize bir bakalım. Gerçekten çok ilginç bir tarif. Sizi de bir sürpriz bekliyor. İşte öncelikle gerekli olan bir bebek bezi. Ama temiz olmalı tabii ki. Tertemiz, mis kokulu bir bebek bezini aldık. Onu kenara koyuyoruz. Daha sonra karıştırmak için bir kaba ihtiyacımız olacak. Suyumuz var. Simli tutkallarımız var ufak ufak. Ben mor ve mavi seçtim. Aynı zamanda yine su bazlı tutkallarım var ama bunları sizlere çeşitli farklı tutkallar kullanabileceğiniz anlamında gösteriyorum. Benim şöyle hemen göstereyim. Daha büyük bir tutkalım var. Hepiniz biliyorsunuz zaten zıp zıp hamur tutkalı diye. Bununla yapacağım. Ama tabii ki siz evde daha küçük miktarlar kullandığınız için uhu ya da skoç, daha önceki videolarımda pirit kullanmıştım. Piritle iki kutu kullanarak çok rahat, güzel bir şekilde sonuç alabilirsiniz slime yapımında. Ve bir de borakslı suyumuz var. Bunu da daha önceden hazırlamıştım. Ilık ya da sıcak suya boraksı koyup karıştırıyoruz. Güzelce de erimesini sağlıyoruz böyle. Şeffaf bir kıvama getiriyoruz. Haydi hemen malzemelerimizle birlikte bu ilginç slime'ımızı yapmaya başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü sonucun güzel olacağından eminim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle kabımızı biraz kenarıya alalım. İlk olarak bezimizi açıyoruz arkadaşlar. Bu bezi niye kullanıyorum diye soracak olursanız, suyu öncelikle içine dökeceğim ve içerisindeki özel polimer maddeler hacimlerinden çok çok fazlasını suyu emerek şişecekler arkadaşlar ve kristal hale gelecekler. İşte kristal simli slime'ımızın kristallerini de buradan elde etmiş olacağız. İşte böyle suyu güzelce döküyorum. Bebek bezinden bu kadar işlevsel ve fonksiyonel bir şey yapabileceğim hiç aklıma daha önce gelmemişti. Çok ilginç olacak gerçekten. Evet, bezimizi bir kenarda dinlendiriyoruz ve iyice bu suyu tamamen içine çekip emmesini bekleyeceğiz. Bezimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice şişti. Kocaman ağır bir bez haline geldi. Şimdi onu kenarından kesip içerisindeki jelleşmiş kristalleri bu kabımızın içine dolduracağız. Gerçekten harika olacak. Şöyle kesiyorum yandan hemen. İçinden çıkacak olan jellere gerçekten inanamayacaksınız. Harika gözüküyorlar çünkü. İşte böyle yavaş yavaş içini döküyorum. Oynaması da bir o kadar keyifli. Ne kadar kabardıklarına evde denediğinizde siz de inanamayacaksınız. Şöyle kameraya da yaklaştırayım, siz de görün. Bakın. Harika oldular ve sıktığımda hiç su çıkmıyor. İşte böyle. Bezin tamamını kabın içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar, kar taneleri gibi sıvıyı emip jelleşmiş parçacıklarımız, kristal parçacıklarımız hazır. Bezin içerisinden bunları boşalttık. Ve ben şimdi birazcık daha su ekleyeceğim. Azıcık daha cıvık olmasını istiyorum. Çünkü onları ne yapacağım biliyor musunuz? Tutkalla karıştıracağım. Azıcık daha su ekliyorum. Çok çok az olsun. Bu çünkü mucize bir şey. Ne kadar su eklerseniz o kadar çok jeller emiyor bunu. Sizin de görmeniz için şöyle karıştırıyorum eğerek. İşte böyle. Şimdi bunu kenarıya alalım. Ve bu sırada tabii ki bu yine suyunu emecek. Ve slime'ımızı yapmaya başlayalım. Diğer kabımızı aldıktan sonra öncelikle tabii tutkalımızla devam edeceğiz. Dediğim gibi ben arkadaki Uhu'yu ve Scotch marka tutkallarımızı örnek olarak koyuyorum. Normalde çok fazla slime yaptığım için videolarımda zıp zıp hamur tutkalını kullanıyorum. Şeffafını aldım. İlk olarak mavi rengi yapmak istiyorum. Evet, harika. Şimdi tabii ki bir miktar da su ekliyoruz. Bu tarz
tarif hep aynı arkadaşlar. Ne kadar tutkal döküyorsak o kadar da içine su eklemeliyiz. Yani bir bardaksa bir bardak, 3 kaşıksa 3 kaşık. İyice karıştırdık arkadaşlar. Sıra geldi tutkalımızı renklendirmeye. Dediğim gibi burada tutkallı simlerimiz var. Aynı zamanda sorular geleceğini tahmin ettiğim için böyle toz simimiz de var. Bakın bu da çok güzel, pırıl pırıl. Bunu kullanacağım bu seferki videomda. Ve aynı zamanda birazcık önce gıda boyası ekleyeceğim. Çok hafif bir iki damla damlatıyorum. Çünkü clear bir renk olmasını istiyorum açıkçası. Bir tane daha, evet. Şimdi onu güzelce yine karıştırıyorum. Mavi ışıl ışıl bir simli slime olacak bu. Aynı zamanda jel parçacıklı. Bir miktar da sim ekliyorum şimdi. Simi azar azar koyun. Sonrasında siz istediğiniz miktara göre çoğaltma şansınız daha kolay olacaktır. Evet, yeterli. Ben az koydum. İşte böyle, bakın ışıl ışıl olmaya başladı bile. İçine biraz daha su ekleyerek arkadaşlar onu harika bir kristal haline getirdim. Bebek bezimizin jelleriydi bunlar, hatırlarsanız. Bakın harika gözüküyor. Bunlar hepsi kristale dönüştüler ve şimdi bunu boyalı tutkallı karışımımıza ekleyeceğiz arkadaşlar. İşte böyle. Birazcık daha koyayım. Çok fazla olmamasına dikkat edin. Çünkü ne kadar bu malzememiz, kristalimiz suyla temas ederse o kadar çok bunu emiyor. Bakın şimdi bile şişti. Harika gözüküyor. Çok azıcık daha ekleyeceğim ben. Slime'ımızın içinde güzel gözüksün diye. Karıştırdık. Ve sıra geldi son aşamamıza arkadaşlar. İçerisine borakslı suyumuzu yavaş yavaş ekliyorum. İşte böyle. Yalnız çok yavaş yavaş eklemeye dikkat edin. Kıvamı ne çok akışkan ne de çok koyu olmalı. Bakın jelleşmeye başladı bile. Kristal slime'ımız harika gözüküyor gerçekten. Birazcık daha ekliyorum. Bebek bezinden böyle harika bir eğlenceli slime yapabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Siz de çok beğeneceksiniz. Simlerimiz ve kristallerimiz slime'ımızın içinde yer almaya başladı. Güzelce karıştırıyoruz. Birazcık daha borax döküyorum. Evet arkadaşlar, slime'ımızın kıvamı harika oldu. Şimdi elimize alıp birazcık daha karıştıracağım onu. Kristalli, harika, mucizevi bir slime yaptık bugün. İnanamıyorum gerçekten. Şöyle elimizde de biraz uzatalım. Uzattıkça da bakın içerisinden kristallerimiz, ışıl ışıl simlerimiz de bakın böyle parlıyor. Harika gözüküyor gerçekten. Kabımızı kenarıya alalım. Işıl ışıl çok güzel bir slime oldu arkadaşlar, bakın. Ve şimdi ben bir tane daha hazırlamak istiyorum size. Maviyi erkekler için yapmıştım. Takipçilerim için. Bir tane de kız takipçilerim için pembe yapacağım. Onu da çok beğeneceğinize eminim. Elimden de bırakamıyorum. Gerçekten oynaması çok keyifli. Işıl ışıl şıkır şıkır bir slime oldu bu. Ne kadar da güzel akıyor baksanıza. Evet, onu şimdi kenara alıyorum. Ve sıra geldi pembe slime'ımızı hazırlamaya. Kristal, simli, pembe harika slime'ımızı hadi hep birlikte yapalım hemen. Sıra kızlar için hazırlayacağımız kristal pembe slime'ımıza geldi arkadaşlar. Yine tutkalla başlıyorum. Tutkalımızı döktük. Yine tutkalımız kadar suyu ekliyoruz. Hemen karıştırıyorum. Renklendirmeyle devam ediyorum.
Çok azıcık boya koyacağım içine. 1-2 damla kadar. Yine toz sim kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi yine tutkallı sim de kullanabilirsiniz. Ama onu çok çok iyi karıştırmak gerekir. O konuda dikkatli olmalısınız. Ben pembe sim bulamadım. Kırmızı sim koyacağım o yüzden. Ellerim ben ıslanmış, açamıyorum. Şöyle peçete yardımıyla açayım. Evet. Bir miktar, birkaç tutam, yemek tarifi gibi birkaç tutam da sim ekliyoruz. İşte böyle. Harika. Pembe rengimiz de oldu. Güzelce karıştırıyorum. Sırada harika kristallerimiz var yine arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını anlattım. Kısaca tekrar edeyim. Bebek bezini içerisinde bulunan özel maddeye su dökerek jellerimizi böyle harika kristaller haline getirdik. Ve bunu da tutkallı renk karışımımızın içine ekliyorum. Harika. Gösterişli bir slime olacak. Birazcık daha koydum. Evet. Güzelce karıştırıyorum. Bakın şöyle yakından tutayım sizin de görmeniz için. Çok gösterişli olacak kesinlikle. Daha önce hiç böyle bir slime yapmamıştım. Sizin de çok beğeneceğinize eminim. Şimdi borakslı suyumuzu ekliyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş eklemeniz önemli kıvam için. Biraz daha. Bakın jelleşmeye başladı bile. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bu da pırıl pırıl ciklet pembesi şeklinde harika kristal slime oldu. İyice karıştırıyorum. İşte arkadaşlar, kızlar için hazırladığım kristalli, simli, pes pembe slime'ımız da hazır. Onu şimdi elime alacağım. Birazcık daha kıvama gelmesi için iyice yoğuracağım. Kıvam harika oldu gerçekten. Renk de bir o kadar güzel. Hemen kabımızı kenara alalım şöyle daha iyi görebilmeniz için. Şöyle açıyorum ve aşağı doğru akasını istiyorum ki siz de görün. Bakın kristaller iyice ortaya çıkıyor ben onları açtıkça. Çok şık, çok lüks bir slime oldu arkadaşlar bu, bakın. Pes pembe, ışıl ışıl ve kristalli. Sanki içerisinde camdan kristal parçalar varmış gibi, değil mi? Harika gözüküyor. Aktıkça da kristaller daha çok ortaya çıkıyor. Mavi ile de aynı şekilde bu sonucu elde ettik. Çok keyifli oldu. Ve birazdan her iki rengimizi de birbirine karıştıracağız. Bakalım o zaman ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. İşte böyle. İşte arkadaşlar, pes pembe harika kristal slime'ımızı kızlar için yapmıştık. Hazır. Hadi şimdi maviyle karıştıralım ve görelim. Bakalım nasıl bir renk olacak. Belki de biraz Galaxy Slime'a benzeyecek. Öncelikle şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Arada çok harika bir geçiş rengi oldu. Baksanıza. Ne kadar güzel. Yine şuradan alacağım. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Çok güzel gözüküyor. Rengimiz pembe mavi. Ebru'lu bir renk haline dönüştü. Çok da güzel gözüküyor. Acayip de şık bir slime oldu bu. Kocaman, kristalize, parlak ve şu an hafif mora dönüşmeye başladı. Bakın aradaki kristal parçalarını da siz de benim gibi görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştırıyorum. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Bir tarafında elimin mavi var, bir tarafında hafif pembe var. O tarafları size göstermek için özellikle karıştırmadım. Ortadan yine aşağı doğru birazcık daha aksın ki kristalleri iyice görelim. Mavi ve pembe simlerimiz de ışıl ışıl parlıyor. Kristaller bir o kadar görkemli
ve parlak gözüküyor arkadaşlar. Bakın aradan taneler de çıktı. İşte arkadaşlar bir harika yine slime yapım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğendiyseniz eğer like butonuna basmayı unutmayın. Poppy TV'de kalın. Abone olun. Hoşça kalın.